Hepinize merhaba teknoloji oku takipçileri, ben Alperen Öztürk. Bugün sizlerle birlikte Crash on the Run oyununu inceleyeceğiz. Oyun şu anda Android ve iOS platformunda mevcut. Oyun aslında PlayStation 1 efsanesi olarak geçiyor. Crash Bandicoot ismiyle PlayStation 1'de bir ayda ilgi görmüştü. O kadar ilgi gördü ki PlayStation 4'e remastered versiyonuyla tekrar geldi. Şimdi de mobil oyun olarak karşımıza çıktı. Dilerseniz oyuna geçelim. Şimdi oyunumuzu açtık arkadaşlar. Karşımıza Crash karakteri geliyor. Zaten eskiler bilir. Gerçekten efsaneleşmiş bir oyun bu. Koşmak için dokunun diyor. Bir başlayalım bakalım. Bize burada aslında oyunu öğretiyor gibi bir şey. Bir oyunumuzu Temple Run'a benziyor, Subway Surf'e benziyor. Ama tabii ki de onlardan daha eski bir oyun bu. Aslında ilk yapan Crash Bandicoot diyebiliriz. Burada arkamızda koşan bir koruyucu var. Biz mesela diyelim burada koşarken öldük, arkamızdaki koruyucu bir anda yok oluyor. Bizim için aslında bir yardım gibi bir şey. Yani biz burada öldük diyelim, koruyucu yok oluyor ama biz oyuna devam edebiliyoruz. Şimdi burada kutulardan nasıl geçeceğimizi gösteriyor. Mesela ekrana tıklayarak bir anda kutuyu yok edebiliyoruz. Bu Wumpa denilen meyveleri toplayarak oyun içerisinde de geliştirmeler, görevler ve bunun gibi farklı şeyleri yapabiliriz. Gördüğünüz gibi mantardan zıpladık. Aslında en başlarda çok kolay bu zıplama kaçma kısmı, fakat Nitro Karınca Drone mesela bu bizim ilk canavarımız. Her oyunun sonunda bu canavarları öldürüyoruz. Bu canavarlar değişebiliyor, zorlaşabiliyor. Şu an oyun öğreticide olduğu için gayet kolay bir şekilde yeneceğimizi tahmin ediyorum. Karşımızdan bize toplar atıyor canavar. Bakalım alabilecek miyiz? Evet. Sağdan sola gördüğünüz gibi bar doluyor. Ona tıklamam lazımdı fakat kaçırdık. Tam ortaladığımızda daha çok puan veriyor. Eğer sağına ya da soluna atarsak veya şimdi benim yaptığım gibi unutursak daha az puanlı bir şekilde öldüreceğiz. Eğer ilerleyen zamanlarda daha da zor canavarlarla karşılaşsaydık, bu sağa ya da sola atımı tam yapamasaydım öldüremeyebilirdik. Bu sefer en son checkpoint alanımıza geri dönüp tekrar yapmamız gerekecekti. Şimdi ilk bölümümüzü geçtik, sırayla devam edelim. Işınlanma yerine geliyoruz ve ana üssümüze dönüyoruz. Evet, ilk görevimizi yaptık ve ana üsse döndük. Burada Coco, yani ana karakterin, Crash'in kız kardeşi, bize birkaç bilgi veriyor. Burada görev bilgisayarı kısmında bazı canavarları yeneceğiz. Gördüğünüz gibi sol alttaki, sağ üstteki. Bu dört tarafı da tamamladığımız zaman ortadaki ana boss'u yenmemiz gerekiyor. Fakat daha sonra bunlar daha da zorlaşacak. Şimdi bunu yenmemiz için tabii ki oynamamız zorunlu. Evet, ikinci oyunumuza başladık. Yine Wumpa meyvelerini topluyoruz. Ekrana tıklayarak kutuları parçalayabiliyoruz. Bunun dışında meyveleri toplamak gerekiyor. Bir tane testere kaplumbağa geldi. Ekranın üzerine basarak da onu yenebiliyoruz. Fakat basmasaydık en başa dönmemiz gerekecekti. İşte önümüze kutular devriliyor. Hani aslında gayet aksiyonlu bir oyun. Hani rakipleri aslında daha önce ilk Android platformuna çıkan Subway Surf, Temple Run ya da iOS platformuna çıkan oyunlarla kıyasladığımız zaman daha aksiyonlu bir oyun. Zaten ilk önce PlayStation 1'de gördüğümüz için hani ilk bu oyunun çıktığını söyleyebiliriz. Nitro Yengeç geldi karşımıza boss olarak. Bakalım yenebilecek miyiz? Şimdi bize yeşil toplar atıyor. Bunlardan sağlı sollu kaçmamız gerekecek. Ondan önce şu kutuları kıralım. Evet, Nitro yengecimizin karşısına geldik. Tam ortadayken tıklamaya çalıştık. İyi, yine her türlü puanımızı aldık tam ortalı yapamasak da. Ve ışınlanma üstüne doğru kayıyoruz ve ana üstümüze dönüyoruz. Bir tane güç taşı verdi bize. Bakalım o güç taşını nerelerde kullanabileceğiz. Evet, ana üssümüze döndük. Hatta seviye atlamışız ve bize yeni hediyeler vermiş. Bu hediyeleri de mutlaka bir yerlerde kullanabiliyoruzdur. Hemen onlara bakalım. Coco Bandicoot yine bize bu güç taşını nerelerde kullanacağımıza dair infolar veriyor. Fakat bakalım. Evet, bir tane daha boss'umuz varmış. Nitro Karınca. Hatta boss da demeyelim ona. Bir tane daha canavarımız varmış. Fakat bunu yenmek için bir tane bu yeşil iksire ihtiyacımız var. Şu an ona sahip olmadığımız için sol altta ünlem var. Bir ona basalım. Bir ona geçelim, laboratuvara bakalım.
Evet, bunu oluşturmak için şu şekilde kaydırmamız gerekiyor. Kaydırdığımız zaman bize 1 dakika süre veriyor. Bu 1 dakika içerisinde biz yeşil iksiri hazırlayacağız. Fakat ilerleyen seviyelerde bu 45 dakika olabilir, 1 saat olabilir, 6 saat olabilir. Bunları beklememiz gerekiyor bu oyunlara girmek için, iksirlere sahip olabilmek için. Bu süreleri hızlandırmak için bu mor kristali kullanabiliriz. Mor kristali kullanmak için de oyunlarda galibiyet aldıkça bize hediye verebilir veya satın alabiliriz normal gerçek parayla. Burada 5 tane üssümüz bulunuyor. Oyun daha yeni olduğu için geliştirilen aslında 3 tane üs var. Biz sadece birincisinde oynayabiliyoruz şu anlık. Geliştikçe aslında en fazla 3 tane üste oynayabiliyoruz. Oyun daha yeni olduğu için diğer 2 tane üs henüz geliştirilmemiş veya açılmamış. Şu an ilk üssümüzdeyiz ve ilk oyunumuza başlıyoruz. Burada karakterimizin farklı dış görünüşlerini görüyorsunuz. 60 kristale, 200 kristale, 100 kristale dış görünüş satın alabiliriz. Biz şu anlık klasik dış görünüşümüzle oyuna devam edelim. Hatta bakalım, kokarca var mesela. Kokarca dış görünüşünü ücretsiz bir şekilde edinebilmişiz. O yüzden bir onunla başlayalım. Kutularımızı kırıyoruz her zamanki gibi. Bu kutuların içerisinde meyve de olabiliyor. Bazen düz kutu oluyor. Meyve olduğu zaman kutuların içindeki her şey direkt bize geliyor. Yine kutuları kıralım. Siz sakın kutulardan kaçmayın ki kutuların içindekileri de elde edebilelim. Mesela meyveden yana kullanacağım tercihimi. Bir sağda bir solda kutu vardı. Biz Wumpa'yı kullanacağız. Mesela karşımıza iki tane yol çıkıyor. Biz üste geri dönmek için sol taraftan gidelim mesela. 70 tane meyve toplamışız şu ana kadar. Yine karşımıza bir kutu daha çıktı. Ve üst bölgesine geldik. Az önce iksir oluşturmuştuk. 1 dakika süre vermişti. Biz hızlandırmamıştık. Bir oyunla o süreyi bekleyelim dedik. Ve iksirimiz hazır. Bu iksir sayesinde bir sonraki boss'la yarışabilmek için de bir hak kazanıyoruz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle yıllar öncesinde PlayStation 1 oyununda gördüğümüz Crash Bandicoot oyununun yeniden tasarlanmış, mobil platformuna getirilmiş, Crash on the Run ismiyle karşımıza çıkan oyununu inceledik. Prodüksiyon ekibimizden Oğuz arkadaşımız bu oyunu aslında uzun süredir çıktığından beri oynuyor. Hani oyun aslında size büyük ihtimalle kolay gibi gelecektir. Fakat onun ağzından size söyleyeyim ki bir süre sonra bayağı zorlaşıyormuş. Bence bir bakın. Hani en başta gerçekten çok hani çocuk oyunu çok kolay falan gibi gelse bile bir süre sonra gerçekten çok zorlaşıyor. Ama PlayStation 1 anısını gerçekten çok güzel bir şekilde yaşatıyor. Bence bir deneyin. Farklı oyun incelemeleri ve farklı videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Okay, you got it. There you go. What? Is that it?